Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kazanım kavrama testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de 3. testin çözümlerini yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlıyoruz. Konumuz yine tam sayılarla işlemler. Aşağıda çemberlerin içine birer tam sayı ve karelerin içine artı ve çarpı sembolleri yazılıyor. Çemberlerde yazan sayılara bağlı olarak karelerin içindeki işlemler uygulanarak elde edilen sonuçlar üçgenlerin içine yazılıyor. Buna göre B artı C kaçtır demiş. Evet, bakın burada İpucu olarak en altta iki tane sayı vermiş. Sonrasında ise bu eksi 11 nereden gelmiş? Eksi 8 ile A'nın toplamından gelmiş. Buradan yola çıkarak A'yı bulalım. Eksi 8 ile A'nın toplamı eksi 11 ise toplama işleminde verilmeyeni nasıl buluyoruz? Toplamdan verilen toplananı çıkarıyoruz. Eksi 11'den çıkarırsak eksi 8'i, çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Eksi 11 ile artı 8'in toplamı eksi 3 olur. Burada A'yı eksi 3 olarak buluruz. D'yi de bulalım. D'yi bulmak için de eksi 3 ile D'nin toplamı 6 olarak verilmiş. Eksi 3 ile D'yi topladığımızda artı 6 çıkıyorsa burada yine toplama işleminde verilmeyeni bulmak için 6'dan verilen toplanan eksi 3'ü çıkaracağız. Çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Artı 9 olur. D de artı 9 imiş. Şimdi çocuklar buradan B ve C'ye ulaşalım. Eksi 8 ile eksi 3'ün çarpımı B olarak verilmiş. Eksi 8 çarpı eksi 3. Aynı işaretli sayılar çarpıldığında sonuç pozitif olur. 3 kere 8 de 24'tür. B 24 artı 24. C'yi bulmak için de eksi 3 ile artı 9'u çarpacağız. Zıt işaretli sayılar çarpıldığında sonuç negatif olur. Eksi 3 çarpı 9 da 27'dir. C de eksi 27 olarak bulunur. Bize B artı C'yi sormuş. Artı 24 ile eksi 27'nin toplamı da zıt işaretli sayılar toplanırken mutlak değeri büyük olandan küçük olan çıkarılır. Büyük olanın işareti yazılır. 27'den 24'ü çıkar 3. 27'nin işaretini yazarız. Sonuç eksi 3 olarak bulunur. Cevabımız B seçeneğidir. Evet, ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki çarpma işlemi tablosunun en üst satırına tablodaki işlem sonucuna uygun olacak biçimde 0, 1, 2, 3 sayıları yazılacaktır. Bu tabloda aynı sembollere karşılık gelen sayılar birbirine eşittir. Buna göre kare artı üçgen kaçtır demişim. Şimdi çocuklar burada ipucu arayacağız. Öncelikle tabloyu inceleyeceğiz. Çarpma tablosu olduğu için bakın burada bir ipucu var. Ne diyoruz? Sütunundaki sayı ile satırının başındaki sayının çarpımı eksi 3'müş. Yani eksi 3 ile bir sayı çarpılmış ve sonuç eksi 3 çıkmış. Bir sayıyı 1 ile çarparsanız kendisi çıkar. Yani 1 çarpma da etkisiz elemandır. Dolayısıyla burası 1 olacaktır. 1 çarpı eksi 3, eksi 3 olarak yazılmış. Verilen ipucu budur. Buradan yola çıkarak eksi 4 ile 1'in çarpımı da buradaki daireye eşittir. Eksi 4'ü 1 ile çarptığımızda kendisi çıkacaktır. Yani daire eksi 4 olacaktır. Daireyi bulduğumuzda buradaki daireye de eksi 4 yazabiliriz. Şimdi bakın eksi 2 ile de eksi 4'ün sütununun başındaki sayı çarpılmış eksi 4 çıkmış. Eksi 2 ile hangi sayıyı çarparsak sonuç eksi 4 çıkar? Tabii ki artı 2'yi çarparsak. Buraya da artı 2 yazacağız. Şurayı temizleyelim. Artı 2 olacak. Bakın, yazılması gereken sayılar 0, 1, 2, 3 sayıları. 1 ve 2'yi yazdık. 0 ve 3'ü yazacağız. Burada dikkat etmemiz gereken, bakın burada hep aynı sembol var. Bu sembol ne demek? Eksi 2 ile bu soru işareti yazdığım sayının çarpımı bu sembol çıkmış. Eksi 4 ile soru işi aynı çıkmış. Eksi 3 ile çarpıldığında da aynı çıkmış. Eksi 5 ile de çarpıldığında aynı çıkmış. Peki hangi sayıyı ne ile çarparsak çarpalım aynı sayı çıkmış. Dolayısıyla burada ekleyeceğimiz sayılar 0 ve 3'tür. 3 ile eksi 2'nin, eksi 4'ün, eksi 3'ün, eksi 5'in çarpımları farklıdır. Buraya 0 yazarsak ancak eksi 2 ile 0'ın çarpımı 0, eksi 4 ile 0'ın çarpımı 0, eksi 3 ile 0'ın çarpımı 0. Burası hep 0 çıkacaktır. O zaman buraya da 3 yazacağız. Şimdi bize kare artı üçgeni sormuş. Kareyi bulalım. Eksi 2 ile
3'ün çarpımıdır kare? Eksi 2 çarpı 3 eksi 6'dır. Kare eksi 6 olarak bulunur. Üçgeni bulmak için de eksi 5 ile 3'ün çarpımı üçgendir. Eksi 5 ile 3'ü çarptığımızda da eksi 15 olur. Kare artı üçgen. Yani eksi 6 artı eksi 15 o da eşittir. Eksi 21 olur. Cevabımız da D seçeneğidir. Üçüncü sorumuz, işleminin sonucu kaçtır demiş. Burada yapmamız gereken ilk iş, mutlak değerin içindeki sayıları mutlak değerden kurtarmak. Bakın artı 13'ü yazalım. Eksi, mutlak değer eksi 4'ün değeri 4'tür. Artı 4'tür. Buraya 4 yazalım. Bölü, mutlak değer artı 2'nin değeri de artı 2'dir. Eksi, eksi 1. İşlemimizi mutlak değerden kurtardıktan sonra ilk önce bölme işlemi yapılır. Öncelikle bölme işlemini yapıyoruz. Burada 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 çıkar. Yani işlemimiz şu hale gelir. Artı 13 eksi artı 2 eksi eksi 1 olur. Çünkü çıkarma işleminde bu eksilen sayıdır. Bunlar çıkan sayıdır. Tabii bu işlemde de eksilen sayı bunların sonucu olacak. Sonra çıkan sayı da bu olacak. Yani biz şunu bu şekilde şu şekilde yazabiliriz. Artı 2'yi eksi 2 yap. Topla. Artı 13 ile. Çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Sonra bakın burada da eksi 1'i artı 1 yap ve topla. Yapabiliriz. Bu toplama işleminin sonucunda işlemin sonucunu bulmuş olacağız. Artı 13 ile eksi 2'nin toplamı artı 11. Artı 11 ile artı 1'in toplamı da artı 12 olarak bulunur. Cevabımız da B seçeneğidir. Dördüncü sorumuz. Eş bölümlere ayrılmış dikdörtgen şeklindeki kağıdın uzun kenarlarının uzunluğu 56 cm'dir. Bu kağıt üzerine ardışık iki tam sayı arasındaki uzaklık 1 cm olacak biçimde bir sayı doğrusu çizilmiştir. Kağıdın orta noktası üzerine çizilen sayı doğrusunda sıfıra karşılık gelmektedir. Bu sayı doğrusunda KLM tam sayıları işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakın. Uzun kenarımız 56 santimetreymiş. Peki kaç bölüme ayrılmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 bölüme ayrılmış. Biz 56'yı 14'e bölersek her bir aralığın kaç tane sayı ya da kaç santimetre olduğunu bulmuş oluruz. 14'e böldüğümüzde 4 çıkar. Dolayısıyla her bir aralık 4 santimetreymiş. Buraya yazabilirim. Şunu yazabilirim. Yani burası 0 ise burası 4 santimetre. Burası 8. Burası 12. Burası 16. 20. 24 şeklinde yazabilirim. 0'ın sol tarafına ise eksi 4, eksi 8, eksi 12, eksi 16, eksi 20, eksi 24 yazarım. Bakın her bir tam sayı birer santimetre aralıklarla çizildiği için, anlamanız için anlatıyorum. Şuraya eksi 1, buraya eksi 2, buraya eksi 3 yazdığımızda 4. santimetrede eksi 4 görünür bu sayı doğrusunda. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Hangisi yanlıştır? M eksi L 44'tür demiş A seçeneği. M burada 24. Bakın 24'ten çıkaralım L'yi. L de eksi 20. Eksi 20'yi çıkardığımızda çıkan sayının işaretini değiştiriyoruz ve topluyoruz. 20 ile 24'ün toplamı 44 olur. Evet A seçeneği de 44 demiş. Bu doğrudur. B seçeneğinde K artı L eşittir eksi 44. K burada eksi 24 artı L de eksi 20. Toplandıklarında eksi 24 eksi 20 daha eksi 44'tür. Bu da doğrudur. C seçeneğinde mutlak değer K eşittir mutlak değer M. Mutlak değer K yani eksi 24'ün mutlak değeri eşittir demiş. Artı 24'ün M'nin mutlak değerine. Evet ikisinin de mutlak değeri 24'tür. Çünkü bu sayıların sıfıra uzaklıkları eşittir. M eksi K eşittir sıfırdır demiş D seçeneğimiz. M burada 24. K ise eksi 24. M'den K'yı çıkardığımızda bakın çıkan sayının işaretini değiştirip topluyoruz. Artı 48 çıkar. Dolayısıyla 0 değildir. Yanlış olan cevap budur. Cevabımız D seçeneği olur.
Beşinci sorumuz, yukarıdaki eşitliğin doğru olması için karelerin yerine artı ve eksi sembollerinden hangileri sırasıyla yazılabilir demiş. Şimdi bakın çocuklar, burada iki tane köşeli parantezimizin içerisinde işlemler var. Birinci köşeli parantezimiz bu. İkinci köşeli parantezimiz de bu. Önce parantezlerin içi yapılacak. Buraya bir sayı çıkacak. Buraya da bir sayı çıkacak ve bunlar toplanacak. Sonuçta sıfır çıkacakmış. Bakın hangi sayılar toplandığında sıfır çıkar? Tabii ki zıt işaretli sayılar. Aynı sayılar zıt işaretli ise toplandıkları sıfır çıkar. Örneğin burası 5 çıkacaksa burası eksi 5 çıkar. Toplandıklarında sıfır olur. Artı 5'e eksi 5 ya da eksi 5'e artı 5 çıkmalıdır. Dolayısıyla biz bu parantezlerin içerisini zıt işaretli çıkarmalıyız. 3 ve 12 var. 4 ile de 5 var. İlk parantezimizin içi toplama işlemi. Biz 3'e artı 12'ye de eksi yazarsak artı 3 ile eksi 12'nin toplamı eksi 9 olacaktır. Diğer parantezimizin içerisine de eğer artı 9 çıkarırsak sonuç 0 olur. Burada 4 ile 5 var. Çıkarma işlemi yapılacak. Dolayısıyla biz pozitif çıkaracağımız için 4'e artı 5'e de eksi dersek çıkan sayının işaretini değiştirir. Eksi 5'i artı 5 yapar, toplarız. Sonuçta artı 9 çıkar. Eksi 9 ile artı 9'un toplamı da 0'dır. Bu şekilde bulabiliriz. Seçenekleri deneyerek de bulunabilirdi. Artı, eksi, artı, eksi. Bakın önce eksi yazdım bu 5'in önüne. Sonra çıkarma işlemini yaparken işaretini değiştirdim. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olur. Altıncı sorumuz, yukarıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır demiş. Birinci işlemimizde bölme ve çarpma var. Yapalım. Önce bölme ve çarpma yapılır. 8'in eksi 4'e bölümü eksi 2'dir. Eksi 2 çarpı artı 7 de eksi 14'tür. Eksi 2 ile eksi 14 toplandığında da eksi 16 çıkar. İkinci işlemimizde yine bölme çarpma var. Önce bölme yapılır. Eksi 8'in artı 4'e bölümü eksi 2'dir. Eksi 2 ile artı 7'yi çarptığımızda eksi 14 olur. Eksi 14 ile eksi 2'nin toplamı da eksi 16'dır. Bu işlemimizin sonucu da aynı çıktı. Üçüncü işlemimizde yine 8'i artı 4'e böleriz. Sonuç artı 2 çıkar. Eksi, eksi 2 ile artı 7'yi çarparız. Sonuç eksi 14 çıkar. Şimdi çıkarma işlemi yaparken de ne yapacağız? Çıkan sayının işaretini değiştireceğiz. Şöyle renk değiştirelim. 14'ü artı 14 yapıp toplayacağız. Artı 2 ile artı 14'ün toplamı da artı 16 olur. Bakın üçüncü işlemimizin sonucu farklı çıktı. Cevabımız C seçeneğidir. Dördüncü işlemimizde de yine 8'in eksi 4'e bölümü eksi 2. Eksi. Eksi 2 ile eksi 7'nin çarpımı artı 14. Çıkarma işlemi yaparken ne yapıyoruz? Eksi 2'yi aynen yazıyoruz. Çıkan sayının işaretini değiştirip eksi 14 yapıp artı 14'ü topluyoruz. Eksi 2 ile eksi 14'ün toplamı da yine eksi 16 çıkar. Cevabımız C seçeneğidir. Yedinci sorumuz, aşağıdaki kutularda yazan sayılardan her biri bir tam sayının tam sayı kuvvetine eşittir. Buna göre kutularda yazan sayılardan hangisi hem negatif hem de pozitif bir tam sayının tam sayı kuvvetine eşit olamaz demiş. Evet çocuklar, sayılar bakın 1, 1'den başlayalım. 1 eşittir hem 1'in karesine hem de, yani artı 1'in karesi de 1'dir, hem de eksi 1'in karesine eşittir. Yani burada denen hem negatif hem de pozitif bir tam sayının tam sayı kuvvetine eşit olamaz demiş ya, 1 olabilir diyoruz. 729'a bakalım. Şimdi çocuklar 729 3'ün 6. kuvvetidir. Ya da bakın çift kuvvet, ya da eksi 3'ün 6. kuvvetidir. Eksi 3'ün çift kuvveti de nedir? Artı 729'dur. Dolayısıyla hem negatif hem de pozitif bir tam sayının tam sayı kuvveti 729 olarak da yazılabilir. 64 ise eksi 8'in ve artı 8'in karesine eşittir. Bu da yazılabilir. Ancak 125'i 5'in 3. kuvveti olarak yazabiliriz. Pozitif bir sayının tam sayı kuvveti olarak yazabiliriz. Ancak eksi 5'in 3. kuvveti olarak yazamayız. Çünkü üstümüz tek olduğu için sonuç
eksi çıkacaktır. 5'in üçüncü kuvveti de 125. Eksi 125 olacaktır. Burada cevabımız C seçeneğidir. 8. sorumuz. A, B, C tam sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Buna göre A tam sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır demiş. Evet, verilen ipuçlarına bakalım. C tam sayısının mutlak değeri 6'dır. Çocuklar, burada C 6 ise eğer, C, mutlak değeri 6 ise eğer, C eksi 6 da olabilir, artı 6 da olabilir. B tam sayısı C tam sayısının eksi 10 eksiğinin yarısıdır demiş. Şimdi gelelim B'ye. B de C'ye göre şu şekilde bulunacak. Şimdi C eksi 6 ise B de bu eksi 6'nın eksi 10 eksiğinin yarısı imiş. Buradan çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. Eksi 6 ile artı 10'un toplamı 4. 4 bölü 2'den ne çıkacaktır? B 2 çıkacaktır. Yani B 2 olabilir. Şimdi C 6 ise B kaç olur? Ona bakalım. Şimdi artı 6'nın eksi 10 eksiğinin yarısıdır B. Burada çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. 6, 10 daha 16. 16 bölü 2 de nedir? 8'dir. Yani B, şuraya yazalım, 2 de olabilir, 8 de olabilir. Tabii bunlar artı 2, artı 8. Şimdi A'ya bakalım. A tam sayısı B tam sayısının eksi 3 katının 7 fazlasıdır demiş. Şimdi çocuklar, biz eksi 3 ile çarpacağımız için B'yi, yani A'yı bulmak için eksi 3 ile B'yi çarpacağız. Üstüne de 7 ekleyeceğiz. Eksi 3 katının 7 fazlasıymış. Şimdi burada biz B'yi artı 8 alırsak eksi 3 ile çarptığımızda ne olur? Negatif küçük bir sayı çıkar. Eksi 24 çıkar. Ama artı 2 ile çarparsak, yani B'yi artı 2 olarak alırsak, eksi 3 ile artı 2'yi çarparız, eksi 6 buluruz. A'nın en büyük değerini bulmak için eksi 6 eksi 24'e göre 0'a daha yakındır ve daha büyüktür. Dolayısıyla eksi 3 ile B'yi çarptığımızda artı 2'yi kullanacağız. Eksi 3 çarpı artı 2. Niye artı 2'yi kullandım? Çünkü A'nın en büyük değerini bulmak istiyoruz. Artı 7 eşittir. Eksi 3 ile artı 2'nin çarpımı eksi 6. Eksi 6'nın üstüne artı 7 eklersek ne olur? 7'den 6'yı çıkar 1. 7'nin işaretini yaz. Artı 1. Sonuç artı 1 olur. A'nın alabileceği en büyük değer artı 1'dir. Cevabımız C seçeneği olur. 9. sorumuz. A, B, C birer tam sayıyı ifade etmektedir. A küçüktür 0'dan, o da küçüktür B'den, o da küçüktür C'den olduğuna göre ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi çocuklar, A küçüktür 0'dan bak. Biz ne yapalım şimdi? Biz şunu yapalım. A'ya bir değer verelim. Eksi 1 diyelim. Buna eksi 5, eksi 10, eksi 20 de diyebilirsiniz. 0 küçüktür B'den. B'ye de ne diyelim? 5 diyelim. Artı 5, 0'dan büyük olduğu için. C'ye de 5'ten büyük olduğu için artı 10 diyelim. Bu şekilde değerler verebiliriz. A bölü eksi 1 büyüktür 0'dan demiş. A negatif bir sayı olduğuna göre, yani eksi 1 aldık onu. Eksi 1'e bölündüğünde ne olacaktır? Eksinin eksiye bölümü artı, 1'in 1'e bölümü 1 olacaktır. Sonuç pozitif çıkacaktır. Yani 0'dan büyük çıkacaktır. Bu ifade doğru bir ifadedir diyoruz. B bölü 1 küçüktür 0'dan. B çocuklar pozitif bir sayı. Yani 5 almıştık. 5'i 1'e böldüğümüzde 5 çıkar. Yine artı 5 çıkar. O da 0'dan büyüktür. Bu ne demiş? Küçüktür 0'dan demiş. İkinci ifademiz yanlıştır. Üçüncü ifademizde C bölü A küçüktür 0'dan. C 10 almıştık. Artı 10. A'yı da eksi 1 almıştık. Artının eksiye bölümü eksi. 10'un 1'e bölümü de 10'dur. Bu şekilde de yapabiliriz. Ya da artının eksiye bölümü eksidir, sıfırdan küçüktür de diyebiliriz. Bu ifade de doğru bir ifadedir. 0 bölü b büyüktür sıfırdan. Sıfırın pozitif bir sayıya bölümü nedir? Yine sıfırdır. Dolayısıyla büyüktür diyemeyiz. Ne olur? Eşit olmalıdır. Burada büyüktür demiş. Sonuç sıfır olacaktır. Bu ifade de yanlış bir ifadedir. 1 ve 3. ifadelerimiz doğrudur. Cevabımız B seçeneği olur. Evet, ne yapıyoruz? 10. soruya geliyoruz. Aşağıda bir video paylaşım sitesine yer alan 4 dakika 10 saniyelik bir video gösterilmiştir.
Tamam. Buna göre bu videonun tamamı izlendiğinde kaç kez reklam çıkar demiş. Bakalım. Bu video izlenirken saniye cinsinden 4'ün doğal sayı kuvvetlerine karşılık gelen anlarda reklam çıkmaktadır. Reklam çıktığı anda video durmakta, reklam bittiğinde video kaldığı yerden devam etmektedir. Şimdi çocuklar, 4 dakika 10 saniyelik bir videomuz var. Ve saniye cinsinden 4'ün doğal sayı kuvvetlerine karşılık gelen anlarda reklam çıkmaktaymış. 4 dakika 10 saniyeyi öncelikle saniyeye çevireceğiz. 4 ile 60'ı çarparsak 240 saniye, üstüne de 10 saniye daha eklersek 250 saniyelik ne var? Bir video var. 250 saniyenin içerisinde şimdi 4'ün doğal sayı kuvvetlerine karşılık gelen anlarda bakın 4'ün sıfırıncı kuvveti 4'ün doğal sayı kuvvetidir. 4'ün birinci kuvveti, 4'ün ikinci kuvveti, 4'ün üçüncü kuvveti, 4'ün dördüncü kuvveti bu şekilde reklam çıkacak. Ancak 250 saniyeye kadar olan 4'ün kuvvetlerinde reklam çıkacak. 4'ün sıfırıncı kuvveti nedir? 1'dir. 4'ün birinci kuvveti 4, 4'ün karesi 16, 4'ün üçüncü kuvveti 64. 4'ün dördüncü kuvveti de 64 ile 4'ün çarpımıdır. O da ne yapar? 256 yapar. Bakın 250 saniyeyi geçtik. O zaman 256. saniye diye bir şey yok bu videoda. Bunu iptal ediyoruz. 1, 4 ve 16 ile 64. saniyelerde reklam çıkacaktır. 4 tane reklam çıkar. Cevabımız da A seçeneği olur. 11. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Burada önce üstü ifadelerin değerlerini yazalım. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bakın bu dördüncü kuvvet bu eksiyi ilgilendirmiyor. Çünkü parantez yok. Sonuç yine eksi olacak. 2'nin dördüncü kuvveti de 16 olacak. Bölü 2'nin üçüncü kuvveti 8 artı 2 çarpı 2'nin sıfırıncı kuvveti bakın burada 1 eksi 2 çarpı eksi 4. Bu işlemleri yaparken öncelikle üstü ifadelerin değerlerini bulacağız. Yani işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Sonra bölme çarpmaları bitireceğiz. Bakın burada bir bölme var. Eksi 16'nın 8'e bölümü eksi 2'dir. Artı şu işaret. 2 ile 1'i çarp 2. Eksi bu işaret. En son yapacağız bu toplama çıkarmaları. 2 ile de eksi 4'ü çarp eksi 8 olur. Eşittir diyeceğiz. Burada eksi 2 ile eksi 4'ü çarp artı 8 de yapabiliriz. Ancak bu çıkarma işlemi olarak alacağız. Burada 2 ile 4'ün çarpımını eksi 8 yazdıktan sonra ne yapacağız? Çıkan sayının işaretini değiştirip toplayacağız. Dolayısıyla eksi 2 artı 2 artı 8 oldu. Eksi 2 ile artı 2'nin toplamı 0'dır. Sonuç 0 artı 8'den 8 çıkar. Cevabımız da B seçeneği olur. 12. sorumuz aşağıda verilen kırmızı pulların içinde yazan sayılar taban, mavi pulların içinde yazan sayılar kuvvet olacak biçimde üslü ifadeler oluşturulacaktır. Her bir tam sayı yalnızca bir defa kullanılacaktır. Buna göre oluşturulan üslü ifadelerin değerleri arasındaki fark en fazla kaçtır demiş. Şimdi çocuklar biz aradaki farkı en fazla bulmak için bu sayılarla oluşturulan üslü ifadelerin değerlerinin en büyüğünü bulmalıyız. Bir de en küçüğünü bulmalıyız. Tabii sayılar tam sayı olarak verildiği için ne yapacağız? Negatif olan küçüğünü bulacağız, pozitif olan büyüğünü bulacağız. Burada neyi alabiliriz, neyi alabiliriz? Ne demişti? Kırmızı pulların içinde yazan sayılar taban. Tamam, taban. Burada eksi 4'ü tabana yazar. En büyük sayıya ulaşmak için. Artı 4'ü de üste yazarsam en büyük sayıya ulaşabilirim. Sonuç pozitif çıkacaktır. Üstümüz çift olduğu için. 4'ün dördüncü kuvveti de ne olur? 256 olur. Tamam. En küçük sayıyı bulalım. En küçük sayıyı bulurken de negatif bir sayı bulacağım. Yani tabanım bir kez kullanacağız tabii. Tabanım eksi 3 olsun. Üstümde tek sayı olsun. Artı 3 olsun. Tek sayı, negatif sayıların tek kuvvetleri ne olur? Negatif olur. Eksi çıkacaktır. 3'ün 3. kuvveti de 3 kere 3, 9, 9 kere 3 de 27'dir. Yani eksi 27 olarak bulunabilir. Şimdi
Değerler arasındaki fark en fazla kaçtır demiş. Burada biz çıkarırsak 256'dan 27'yi eksi 27'yi aradaki farkın en çoğunu bulmuş oluruz. Çocuklar şöyle düşünün. Bir sayı doğrusu var. Bu sayı doğrusunda 256 burada. Eksi 27 de burada. Eksi 27. Aradaki fark ne olacaktır? Çok olacaktır. Dolayısıyla çıkan sayının işaretini değiştir ve topla. 256 ile 27'yi topladığımızda ne olur? 276, 283 olur. Artı 283 olur. Yani aradaki fark 283'tür. En fazla. Cevabımız da C seçeneği olur. Evet, bu testimizin çözümlerini de bitirdik. İlerleyen günlerde diğer testlerimizin çözümlerini de yayınlamaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.